Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçe sınavı öncesinde sağlam bir çalışma yapacağız ve sınavda çıkabilecek örnek soruları inceleyeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, bu kısımda yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır diye soruyoruz. Hemen okuyalım. Şiir duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden süzülmüş yaşantı birikimleri olarak ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları imgelerden, simgelerden, söz sanatlarından, ritimden yararlanarak ortaya koydukları yazın ürünüdür. Şiir okur da estetik duyguları uyandırır. Gördüğünüz gibi bariz bir şekilde şiirin tanımı yapılmış ve burada arkadaşlar karşılaştırma, örneklendirme veya tanık gösterme kullanılmamış. Bu yüzden tanımlama diyorum ve diğer kısma geçiyorum. Evet bir parçamız var. Metnin türünü belirleyeceğiz. Urumhan isyan edince Oğuzkan bayrağını açtı ve ordusuyla birlikte üzerine yürüdü. 40 gün sonra buzdağ eteklerinde çadırını kurdurdu. Tan yeri ağırırken Oğuzkan'ın çadırına bir ışık girdi. Işıktan gök tüylü, gök yeleli büyük bir kurt belirdi. Kurt, ey Oğuz ben ordunun önünde yürüyeceğim dedi. Bunun üzerine Oğuz Koğan çadırını toplattırdı ve ordusuyla harekete geçti. Burada arkadaşlar metnin türü destandır. Bildiğiniz gibi destanlarda milletlerin tarihindeki olaylar efsanevi bir dille anlatılıyordu. Burada da gördüğünüz gibi kurt konuşuyor, ordunun önünde yürüyeceğini söylüyor. Net bir şekilde destan olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bölüme geçelim. Burada arkadaşlar cümleyi özelliklerine göre inceleyeceğiz bugünlere çok sıkı çalışarak geldi. Şimdi yüklemin türüne göre ne diyeceğim? Yüklemim geldi. Kökümüz gelmek. Dolayısıyla bu bir fiil cümlesidir. Çünkü makmek eki alabiliyor kökümüz. Yüklemin yerine göre kurallı cümle diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü yüklem gördüğünüz gibi cümlenin sonunda. Anlamına göre olumlu. Herhangi bir olumsuzluk eki almamış. Yapısına göre ise arkadaşlar dikkat ettiyseniz cümlemizde fiilimsi var. Çalışarak. Nedir bu? Zarf fiildir. Bu yüzden fiilimsi bulunan cümle diyebiliriz. Bir örnek daha yapalım. Sokaklarında şimdi kimseler yoktur bu şehrin. Öncelikle yüklemin türüne göre ne diyebiliriz? Yüklemimiz yoktur. Fiil köklü değil dolayısıyla isim cümlesi diyeceksiniz. Yerine göre arkadaşlar en sonda bulunmuyor dolayısıyla devrik cümle diyebiliriz. Anlamına göre olumsuz yoktur diyor çünkü. Yapısına göre ise arkadaşlar burada herhangi bir fiilimsi yok veya bağlaç da yok. Bu yüzden tek yüklemli cümle diyebiliriz. Diğer bölüme geçelim. Evet burada cümlelerimizi ne yapacağız? Ögelerine ayıracağız. Bu kısımdan bol bol soru gelecektir. Hemen hatırlayalım. Burada arkadaşlar her zaman öncelikle yüklemi, ardından özneyi, ardından nesneyi, sonra da yer ve zarf tamlayıcılarını bulacaktık. Bu sıralamayı unutmuyoruz. Yön şeklinde kodlamıştık. Yüklem cümlede iş oluş bildiriyordu. Özne ise işi yapan veya işten etkilenendi. Nesneyi ikiye ayırmıştık. Neydi bunlar? Belirtili nesne ve belirtisiz nesne. Yükleme sorduğumuz neyi ve kimi sorusuyla neyi bulacağız arkadaşlar? Belirtili nesneyi bulacağız. Ne sorusuyla da belirtisiz nesneyi bulmuş olacağız. Fakat öncelikle özneyi bulmuş olmanız lazım. Yani doğrudan nesneye geçmeyin. Aksi takdirde özneyle karıştırabilirsiniz. Evet, tamlayıcılarımız iki taneydi. Zarf tamlayıcısı ve yer tamlayıcısı. Ne zaman, nasıl, ne için? ve ne kadar soruların cevabı zar tamlayıcısını veriyordu. Aynı zamanda kime, neye, nereye, kimde ve nerede sorularıyla da yer tamlayıcısını bulmuş oluyorduk. Hemen birinci örneğimize bakalım. Küçük çocuk çekinerek elindeki oyuncağı gösterdi. Gösterdi, yüklen. Neyi bulacağım şimdi? Özneyi. Kim gösterdi? Küçük çocuk. Evet, öznemiz küçük çocuk. Neyi gösterdi? Elindeki oyuncağı. Neyi sorusunun cevabını aldım. Yani belirtili nesne nasıl gösterdi çekinerek bakın bu da bizim zarf tamlayıcımız olacaktır gökdoğan havadaki en hızlı kuştur burada birazcık dikkatli olacaksınız unutmuyorsunuz asla tamlamaları parçalayamazsınız bakın burada hızlı en ve havadaki sözcüklerin hepsi kuşu niteliyor hızlı kuş en hızlı kuş havadaki en hızlı kuş dolayısıyla bu tamlamayı parçalayamazsınız dolayısıyla yüklemimiz ne olacaktır havadaki en hızlı kuştur olacaktır Gökdoğan da özne oldu. Yağmur başlayınca tüm öğrenciler sınıfa koştu. Koştu, yüklen. Kim koştu? Tüm öğrenciler özne. Ne zaman koştu? Yağmur başlayınca. Zaman bildiriyor. Bu yüzden zarf tamlayıcı istiyorum. Nereye koştu? Sınıfa. Bu da yer bildirdiği için yer tamlayıcısı olacaktır. Bu kadar basit. Diğer bölüme geçelim. Burada arkadaşlar cümlelerimizi amaç sonuç, sebep sonuç ve koşul sonuç şeklinde sınıflandıracağız unutmuyorsunuz. Sebep sonuç ve amaç sonuç karışabilir. Öncelikle amaç sonuç mu değil mi? Buna bakın. Ardından sebep sonuç cümlesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Hızlı koşamadığı için yarışmaya katılmadı. Amaç var mı? Yok. Burada yarışmaya katılmamasının nedeni verilmiş. Yani bu bir sebep sonuç cümlesidir arkadaşlar. Daha lezzetli olsun diye baharat kullandım. Bakın burada bir amaç var. Hangi amaçla kullanıyor? Daha lezzetli olsun diye. Bu yüzden amaç sonuç cümlesi diyeceksiniz. İnanırsan sen de başarabilirsin. Çok net bir şekilde koşul sonuç cümlesi burada arkadaşlar başarmanın koşulu verilmiş. Nedir? İnanmaktır değil mi? Sağ S ekinden de yine koşul sonuç cümlesi olup olmadığını anlayabilirsiniz. Elektrikler kesildiğinden gösteri yarıda kaldı. Amaç var mı? Yok. Sebep var mı? Var. Neden gösteri yarıda kaldı? Çünkü elektrikler kesilmiş. Bu yüzden sebep sonuç cümlesi diyorum ve diğer kısma geçiyorum. Evet artık çoktan seçmeli sorularımıza başlayabiliriz. Hangisinin yüklemi geçişsizdir diye soruyoruz. Hemen hatırlayalım. Arkadaşlar eğer bir fiil nesne alabiliyorsa nedir bu? Geçişli fiildir. Nesne alamıyorsa geçişsiz fiildir. Bunun pratik bir yolu var. Ne yapıyorsunuz? Fiilden önce onu kelimesini getiriyorsunuz. Anlamlı oluyorsa bu bir geçişli fiildir. Eğer onu getirdiğimizde anlamsız oluyorsa ne diyeceksiniz? geçişsiz fiil diyeceksiniz. Hemen tek tek inceleyelim. Boş zamanlarında şiir yazıyor. Nesne var mı? Var. Şiir. Veya ne yapabilirsiniz? Onu getirdim. Onu yazıyor. Anlamlı mı? Evet. Bunu da deneyebilirsiniz. Doğrudan geçişli olduğunu gördük. B'ye baktık. Koltuğa yaslanmış cam kenarında oturuyordu. Ne oturuyordu? Neye oturuyordu? Bakın nesne yok. Hemen pratiğini kullanalım. Onu oturuyordu. Oldu mu? Olmadı. Hemen ne diyeceksiniz? Geçişsiz fiil diyeceksiniz. Sebze ve meyveleri dolaba yerleştirdi. Onu yerleştirdi. Mantıklı mı? Evet. Demek ki bu bir geçişli fiildir. Akşam yemeğine teyzesini de çağırdı. Onu çağırdı. Mantıklı mı? Evet. Yine aynı şekilde geçişli fiil diyorum. Gördüğünüz gibi oturuyordu. Geçişsiz fiil. Bu yüzden cevabımız B olacaktır. Soru 2. Hangilerinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? Hemen bunu da hatırlayalım. Eğer fiili yapan bir özne varsa bu etken fiil oluyordu arkadaşlar. Eğer fiili yapan gerçek bir özne yoksa yani kim tarafından işin yapıldığı belli değilse buna da edilgen fiil diyecektik. Bire baktığımızda programdan sonra konferans salonu temizlendi. Kim temizledi? Belli mi? Belli değil. Bu yüzden edilgen diyorum. Veliniz dün akşamki programa katılmadı. Kim katılmadı? Veliniz. Bakın özne belli. Yani işi yapan belli olduğu için etken fiil diyeceksiniz. Aile sorunları hakkında seminer verildi. Kimin verdiği belli mi? Belli değil. Dolayısıyla bu da aynı şekilde edilgen çatılı olacaktır. Cevabımız 1 ve 3. Yani D seçeneği. Diğer sorumuza geçelim. Evet, ne diyoruz? Hangisinin yüklemi hem geçişli hem de etken çatılıdır? Hepsine tek tek bakacağız. Dar sokaklarda bir süre yürüdüm. Ne yapacağım? Geçişli mi? Geçişsiz mi? Bunu bulmak için Nesne alıp almadığına bakacağım. Pratik yol neydi? Başına onu sözcüğünü getiriyorduk. Onu yürüdüm. Oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Mantıksız. Bu yüzden geçişsiz diyorum. Peki etken mi edilgen mi? Yürüdüm. Kim yürüdü? Ben. Yapan belli. Özne belli. Bu yüzden etken çatılı diyeceğim. Ben ne arıyorum? Hem geçişliği hem de etkeni arıyorum. Demek ki A olmadı. Bakın bu geçişsiz. Misafir geleceği için ev temizlendi. Onu temizlendi. Oldu mu? Olmadı. Nesne alamıyor. Geçişsiz dedim. Kim tarafından temizlendiği belli olmadığı için de edilgen diyorum. Bunu da uçurdum. Okuldan gelirken seni görmüş. Yüklem görmüş. Hemen başına onu getirdim. Onu görmüş. Anlamlı mı? Evet. Demek ki geçişli. Özne belli mi? Kim görmüş? O görmüş. Belli. Demek ki etken diyeceğim. Uygun oldu. Seri bir şekilde D'ye de bakalım. Hafta sonu Galata Kulesi'ne gidelim. Onu gidelim. Olmuyor. Geçişsiz. Biz gidelim. Özne belli. Etken. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 4. Hangisinde zarf fiil ve sıfat fiil bir arada kullanılmıştır? Evet değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane fiilimiz vardı. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Bunları bulmak için ne yapmıştık? Kodlamalar yapmıştık. İsim fiilin eklerini mayışmak şeklinde, sıfat fiilin eklerini anası mezar dikecekmiş şeklinde kodlamıştık zarf fiili zaten yükleme sorduğumuz ne zaman ve nasıl sorularıyla bulabiliyorduk. Kökünün fiil olması gerektiğini unutmuyorduk. Kitap okuyuşuyla tüm dinleyen öğretmenleri şaşırttı. Okuyuş. Bakın arkadaşlar. Iş eki değil mi bu? Dolayısıyla isim fiil diyeceğim. Dinleyen. An en eki bana sıfat fiili olduğunu gösteriyor. Bu uygun olmadı. B'ye bakalım. Şarkı söylemek beni mutlu eder. Mak mekeki bana isim fiili olduğunu gösteriyor. Başka filmsi var mı? Yok. C'ye baktım. Hava aydınlanınca bırakılan notu gördü. Aydınlanınca zaman bildirdiği için zarf fiil diyorum. Bırakılan bu da arkadaşlar an en eki dolayısıyla sıfat fiil olacaktır. O yoldan giderken çok dikkatli olmalısın. Burada zaten bir tane fiilimsi var. Giderken zaman bildiriyor. Dolayısıyla zarf fiil diyorum. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçiyoruz soru 5'e. Hangisinde birden fazla fiilimsi bulunmaktadır. Bakalım. Hakan Bey her sabah erkenden uyanırdı. Burada arkadaşlar yüklemimiz uyanırdı. Bunun dışında kökü fiil olan bir sözcük var mı? Yok. Dolayısıyla burada fiilimsi bulunmuyor. Temiz hava almak için deniz kıyısına giderdi. Giderdi yüklem. Burada almak. Bakın nedir bu? İsim fiildir. Özgürce uçan güvercinleri seyrederken gözlerin içi gülerdi. Gülerdi yüklem uçan bakın an en eki sıfat fiil. Aynı zamanda seyrederken nedir bu arkadaşlar? Zarf fiildir değil mi? Bu şehre geleli tam 28 yıl olmuştu. Geleli yine aynı şekilde zaman bildiriyor. Dolayısıyla zarf fiil. Gördüğünüz gibi C'de birden fazla fiilimsi bulunmaktadır. Evet bu soruyu da hallettik. Hemen soru 6'ya geçebiliriz. Hangisinde vurgu zarf tamlayıcısındadır? Ne yapacağız? Yüklemi bulacağız. Bir öncesinde bulunan öge vurgunun bulunduğu öge olacak. Zarf tamlayıcısında ne zaman, nasıl, ne için ve ne kadar sorularıyla bulmuş oluyorduk. Bir derde olduğunda ona ilk desteği hep Pınar verirdi. Verirdi yüklen. Kim verirdi? Pınar. Vurgu özne de. Haberi alır almaz fabrikaya gitti. Gitti yüklem. Nereye gitti? Fabrikaya. Demek ki arkadaşlar vurgu yer tamlayıcısında. Doğum günümde çok istediğim elbiseyi aldı. Aldı yüklem. Neyi aldı? çok istediğim elbiseyi gördüğünüz gibi belirtili nesnede. Sınav başvuruları yarın bitiyormuş. Bitiyormuş yüklem. Ne zaman bitiyormuş? Yarın. Zaman bildiriyor. Nedir bu arkadaşlar? Zarf tamlayıcısıdır. Demek ki vurgu nerede? Zarf tamlayıcısında. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz. Evet bir cümlemiz var. Cümlenin ögeleri hangisinde doğru sıralanmıştır diye soruyoruz. Evrenin oluşumunu bugüne kadar Birçok bilim insanı araştırmıştır. Araştırmıştır. Yüklem. Kim araştırmıştır? Birçok bilim insanı. Özne. Neyi araştırmıştır? Evrenin oluşumunu. Belirtili nesne diyorum. Bugüne kadar zaman bildirdiği için zarf tamlayıcısı oluyor. Sırasıyla belirtili nesne, zarf tamlayıcısı, özne ve yüklem. Yani cevabımız B olacak. Diğer sorumuz. Evet burada da bir cümlemiz var. Öznesi hangisidir diye sorduk dikkatli olmanız gereken bir soru. Yaşlı adamın odasının tam ortasında bakır bir çömlek vardı. Vardı yüklem. Bunda problem yok. Hemen yüklemi bulduktan sonra özneye geçeceğim. Sorular neler? Kim ve ne? Ne vardı? Bakır bir çömlek. Dikkatli oluyorsunuz. Bakır bir çömlek buradaki cümlenin öznesidir. Hemen belirtisiz nesne demeyeceksiniz. Çünkü her zaman ne yapıyoruz? Öncelikle özneyi buluyoruz. Ondan sonra belirtili veya belirsiz nesne var mı diye ona bakıyoruz. Öncelikle özneyi bulduk. Ne sorusunun cevabını verdi. Dolayısıyla bu cümlenin öznesi arkadaşlar bakır bir çömlektir. Cevabımız B olacaktır. Soru 9. Hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Tek tek bakalım. Bu sorunun birçok çözüm yolu bulunmaktadır. Birçok ayrı yazılmış, hatalı birleşik yazılması gerekir. B'ye bakalım. Atatürk Caddesi ilçenin tam merkezinde yer alıyordu. Caddesi büyük harfle başlaması gerekiyor. Bizim için rakip fark etmez. Fark etmek ayrı yazılır. Yine hata yapılmış. Masadaki soru kartlarından herhangi birini seçiniz. Herhangi birleşik yazılır. Burada hata yok. Cevabımız D olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki cümlede boşluklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini sizlere soruyoruz. Şöyle bakalım. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm. İçinde insan yok. Dikkat ettiyseniz burada iki tane sıralı cümle var. Bakın birincisi şu. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Diğeri ise nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıralı cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanıyoruz. O zaman hemen araya noktalı virgülü çaktım. Devam ediyorum. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Sıralı cümleleri kendi içerisinde virgülle ayırmam gerekiyor. Yani, nice elbiseler gördüm, virgül, içinde insan yok. Nice insanlar gördüm, virgül, üzerinde elbise yok. Evet, en sonda da arkadaşlar artık cümle bittiği için noktayla olayı bitirmiş oluyorum. Sırasıyla virgül, noktalı virgül, virgül, nokta. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler, sizlerle birlikte Türkçe sınav öncesinde sağlam ve hazırlık çalışması yaptık ve sınavda çıkabilecek örnek soruları çözdük. Umarım verimli olmuştur. Diğer dersler yazılı hazırlık çalışmalarına bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Takipte kalın, hoşçakalın.